Herkese merhaba arkadaşlar, ben Eray. Bugün sizlerle beraber Minecraft Survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölümle karşınızdayım. Video dışında arkadaşlar, birinci bölüm yaptığımız tarlayı birazcık geliştirdim. Onu göstererek la. Oo. Ben var ya, acil bu burayı bir düzeltmem lazım ya. Baksanız arkadaşlar. Lan ben onu görmedim, düştüm ya. Seviye zaten yoktu da. Çünkü video dışında öldüm arkadaşlar. Ya bu çok kötü oldu ya. En azından bir 3 seviyeydik. Bu arada arkadaşlar, artık videoyu bu Minecraft Survival'ı Shader'la çekeceğim. Önceden Shader'la kayıt alınca kasıyordu. Onu birazcık araştırdıktan sonra buldum çözümünü. Şu anda Shader'da nedense kasmıyor. Yani normalde zaten oyun kasmıyor. Anlamadım ama video kayıtlarında kasıyordu. Tarlayı şimdi size göstereyim. Tarlayı birazcık büyüttüm. Ayrıca eke eke biraz da artık buğdaylarımız çoğaldı. Video dışında girdim. Bu üst tarafa kabak ektim. Bu böyle şu neydi bu? Orman meyveleriyle de buraları böyle bir çit gibi bir şey yaptım. Bunların üstünü şeyle, basamaklarla kapayacağım çünkü çok değiyorum. Ayrıca de bunları toplayıp yerim diye böyle bir şey yaptım. Baltam nerede? Böyle bir şey yaptım. Sonra da ayrıca toplayıp yiyelim diye. Buralarda girmek için yerler bıraktım. Böyle kocaman bir tarla yaptım. Aşağıya da şu anda buğdaylar var. İleride atıyorum patates buluruz. Şu tarafı patates. Atıyorum havuç. Böyle böyle ekeceğiz. Topraklar bozuluyor da böyle merdivenler attım tarlaya. Böyle bir tarla yaptım. Beğendiyseniz yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ayrıca de aklınıza gelen şeyleri yazın. Survival'da ne yapalım? Yani ben çünkü bazen düşünüyorum artık. Yani dedim, ne yapsak acaba bu bölüm vesaire. Mesela ben bu bölüm birazcık maden girmek istiyorum. Maden çok abartmayacağım. Çünkü karar verdim. Çok sıkıcı oluyor videolarda. Böyle zaten ayrıca şey sıkıcı oluyor. Ben mood atıyorum videoya, böyle çok enerjik girdiysen madene girince madende sıkılıyorum ve enerjim düşüyor böyle. Yani videonun geri kalanı sapıtıyor böyle. Çok saçma sapan oluyor. Onun için madenleri birazcık böyle video dışında daha ağırlık vereceğim. Onun dışında bugün madenden sonra bir bayağı bir üstüne toprak varken şurayı bir bari böyle şurayla birleştirip böyle daha kolay inilebilir hale getireceğim. Çünkü buradan düşüyorum. Video dışında da düşmüştüm var. Böyle böyle buraları biraz daha aşağı doğru çekeceğim toprağım varken. Hatta ilk ondan başlayalım arkadaşlar. Evimizin önünü birazcık düzeltelim. İçini de doldurmaya çalışın olabildiğince. Böyle boş yapmak istemiyorum çok. Bir burayı böyle evin girişini birazcık daha adam akıllı bir şey yapacağım. Arkadaşlar şurayı birazcık böyle çektim. Zaten çimen kendi kendine ilerleyecek. Yani burayı birazcık şöyle bir daha inilebilir hale getirdim. Ya olmadı zaten aslında. Şuradan böyle bir merdiven yapayım en iyisi. Onun dışında şu anda gayet iyi. Şu yan taraf kaldı. Burayı da biraz da şuradan aşağı doğru alacağım. Şimdi onun için bir yukarı çıkacağım.
Arkadaşlar gece oldu, şimdi eve çıkıp yatacağım. Burayı birazcık böyle daha inilebilir hale getirdim. İçini doldurmak kaldı. Onu da halledeceğim. Aslında aklıma bir şey daha geldi. İçini doldurmak yerine buradaki, ama nehir nereye falan gidiyor pek bilmiyorum. Yani onu belki ileride yaparım. Aklıma bir şey var da. Böyle bir mağara gibi bir şey mi yapsam diye düşündüm şuraya. Bir anda sonra vazgeçtim. Evet, burası bitti. Aslında burayı biraz daha böyle şey yapabilirim istesem. Şöyle. Ya şöyle ya. En azından şimdi böyle şurada düşüp çat 5 6 blok aşağı düşmüyoruz. En azından ağır ağır inebilir. Bir merdiven yapacağım. Şöyle. Şuraya da. Şu ağacı indirip belki burayı birazcık böyle uzatsam mı ya? Evin önü çünkü çok küçük böyle. Şu taş yerleri de kıracağım da arkadaşlar. İnşallah demirim vardır. Demir kazma yapacaktım da. Aslında madende de lazım olacaktı ya. Aa, bu ilk kazma, onu kullanmayacağım, pardon. Unutmuşum. Oğlum burada da daha toprağımız varmış lan. Burada tahtamız yok. Tahta üstümde var benim. Taş da var üstümde var. Şimdi çubuk yapacağım. Hemen bir taş kazma yapalım. Benim bir maden ocağı yapıp bir yere. Daha sonra da madene girişmem lazım. Öyle olmaz. Bu arada arkadaşlar, şu Shader'la video çekmeyi de artık yapabiliriz ya, kasmadan kayıt. Bu iyi oldu cidden ya. Ben yoksa öbürkü serimde de Shader kullanmayı çok istiyordum da, nedense bir türlü kaydım böyle donuk oluyordu. Onu da nedenmiş? Ben ekran yakalamada OBS kullanıyorum. Ekran yakalamada kullandığım için onun şeyleri var. Kaynaklarda oyun yakalama, ekran yakalama gibi şeyler var. Onu oyun yakalamada kullanınca meğersek daha düzgün kayıt alıyormuş. Ben bilmiyordum. Onun için Shader'da kasıyordu. Şimdi hiç sıkıntı olmadan Shader'la video çekebiliyorum. Bu iyi oldu. Bayağı. Çünkü Minecraft çok değil, bayağı bir değişiyor yani. Shader pack'te şuna bakın arkadaşlar. Daha güzel değil mi yani, yorumlarda belirtin. Eğer daha kötü diyorsanız normal Minecraft şeyleriyle de çekerim. Bence Shader daha güzel. Ama tabii siz izliyorsunuz. Ben izlemiyorum. Onun için size nasıl görünüyorsa daha önemli yani. Sizin yorumlarını belirtin. Bu arada 300 aboneye de az kaldı. Ben bu videoyu çektiğimde 297, belki de siz izlediniz de 300, belki de binlerce abonemiz var, hiç bilmem de. Baya bir değişik hissediyorum yani. Ben YouTube'a baya bir uzun ara vermiştim. Ondan sonra başlama kararı almıştım karantinaya girdiğimizde. Dedim bu sefer bırakmayacağım vesaire. Bırakmayı hiç düşünmüyorum zaten. Yani kaç, 50 aboneydi ve ikinci bıraktığımda başladığımda, şimdi 300 oluyoruz. Bayağı iyi ya. Bunların hepsi sizin sayenizde oluyor arkadaşlar. Sizlere de teşekkür ederim.
300 aboneye de özel bir video falan bir hazırlık yapacağım. Evin önü şimdi biraz daha en azından genişledi ya. Daha rahat. Aslında ağaç da yer kaplıyormuş. Şimdi ben buraya merdiven ya da bir tane patika da çekebilirim aşağıda. Onu boş verelim de. Birkaç şuradan ağaç indireyim. Şunu ya veyahut da bir arkaya bakayım. Şurası. Hop. Buraya maden ocağı kurabilirim aslında zaten direkt boş. Şurada demir falan varsa aslında gidip alayım. Demir var. Kovan var mı? Bir MLG deneyeceğim. Ölürsem de öleyim zaten levelim yok. Hiç yani genelde öyle yapıyorum da. Evet öldük. Aslında kendimi buna alıştıracağım ya. Şurada su varmış. Shader'da görünmüyor ki. Aslında arkadaşlar, aslında bu kadarlık şu anda demir kaç tane var? 19. Ben bu video maden ocağını yapayım arkadaşlar. Madeni video dışında yapayım. Bence daha iyi olur. Sonradan da aşağı inerim bir dahaki bölüm. Size nasıl kazdığımı işte vesaire gösteririm. Nereler, hangi düzende kazdım vesaire. Merak edenler için gösteririm. Kaçta kazdım vesaire. Arkadaşlar Shader'ın şu olayı da var. Elimizde meşale tuttuğumuzda gittiğimiz yerden aydınlatmaz vesaire. Tabii F ile şunu ikinci elime alayım. Şu anlık şu kadarıyla demirle ben video dışında maden yaparım ya. Bir sürü demir kazma yapılır. Bu kadar şimdi. Zaten ayrıca maden yaparken de bulacağız. Kömürleri alalım. Toprak ne kadar değişik görüşüyor lan elinde. Görüşüyor ne ya, görünüyor. Kum taşıymış, dedim o ne öyle. Gece oldu bu arada. Yemeğimiz yok, buğday gündüz bir yemek. Nereye koydum şunu? Yanlış koydum. Arkadaşlar güneşe bak. Şu cam biraz şöyle duruyor ama. Olsun. Bayağı iyi ya Shader pek. Gideyim şu buradan moda alayım. Yemek için. Biraz da Bird'den de toplayayım.
Sonra maden ocağımızı yapalım. Evet arkadaşlar, çıkan tohumların hepsini ektim. Şu kadarcık alanı daha ekmiş olduk. Gayetin üstümüzde 54 tane buğday var. Bayağı bir ekmek yapabiliriz aslında. Evet. Şunları toplamak problem ya. Bak. Neyse, hepsini toplayamayacağım şunu. 25 tane. Ben maden ocağını yapacağım yere gideyim. Eskiden yaptığım bir şey vardı, model vardı. Onu düşünüyorum. Kendi tek başıma oynadığım Survival'ımda. Zaten öbür serimizdeki şey de benziyor. Veyahut da nasıl bir şey yapabiliriz? Biraz düşüneyim de. Şuradan bir mağara da böyle yapabilirim aslında. Arkadaşlar biraz düşündüm de aslında. Mağara şuradan ve mağara gibi yapsak daha güzel olabilir gibime geldi. Eve de yakın. Ben akşam mağara gibi yapacağım bu. Evet arkadaşlar. Böyle bir şu anda mağaranın bir girişindeyiz. Buradan madene iniş yeri. Böyle bir oda yaptım. Buranın şimdi ortasına şunu koyacağım. Şunları. Şey diye düşündüm. Yanları acaba komple fırın yapıp burayı böyle mi bıraksam vesaire de. Öyle taşım var, yapayım. Kaç tane gerekiyor? 6 tane gerekiyor. Hemen oradan bir daha fırını bulayım. Lan yetmedi. Neyse. Öbürsünü ben sonuncusunu sonra da atarım da. Böyle daha iyi duruyor gibi. Şimdi bir oda daha yapacağım. Burası da depo, yani chestlerin olacağı yer.
kömürleri alacağım da bir gidip yatacağım ondan önce. Zaten öbürsü bölümde aslında birazcık hayvancılığa girmemiz lazım ama ben buralarda hiç böyle hayvana denk gelemedim ya. Hayvan olmadı, uzaklardan getireceğiz. Kütüğüm yok. Burada da demirleri pişiriyorum. Bunlar kolonmuş gibi. Biraz kırık taşım da aslında şimdi oldu. Şu şeyleri yapacağım. Dekor. İçeriye birazcık kırık taş mırık taş atacağım. O evde yaptığımız olay, merdiven vesaire. Yani taş düşmüş gibi görüntü fon vermeyi de yapacağım. Şuradan kömürlerin hepsini almayacağım. O da dursun. Almıyorduk. Buraları büyük bir şey dolduralım. Başka kırık taşım yok mu? Ha, benim daha çok andezitim var. O zaman şöyle yapacağım. Madene giriş yaptık en azından. Bunu düşünsen aslında kapak ayarlasam güzel olur ha. Buradan zombiler çıkacak. Kapak ayarlayınca daha rahat dolaşırız. A few moments later. Buranın duvarlarında çok da bir şey yapmaya gerek yok mesela. E zaten chest geleceği için ama. O yine durursun öyle. Buraya chest yapacağım. Bir ağaç daha indirmem lazım. Şimdi bir 4 chest lazım ilk önce. Bunları bu arada birbirine birleşmedi o ikisi. Bunları buraya. Gerçi dur. Şöyle yaparsam eğer. Şuralara varil. İki tane üst üste. Burayı da komple varil yapacağım. Şuradan bir büyük bir ağaç en iyisi indireyim. Ya şu ahtapotlar intihar ediyor arkadaşlar. Anlamadım gitti ya. Bize 10 tane lazım herhalde.
Neyse şimdi tahtta bir şey bulamadım. Şurayı komple varil yapacağım. Şuraya bir şu eksik kaldı işte. Onun için de tahta lazım. Neyse onu da hallederim. Aslında onu koymayayım. Dur. Bunun üzerine de fener atalım. Çünkü buraya fener atarsak zaten alçak yaptım. Şurada demirleri aldım da. Fener için şey lazım. Yandan bulayım bir yapabileceğim kadar efendim. Üç tane yapayım. Meşale mesela buraya aydınlatıyor. Buraya çok da şey değil. Burada bunun üstüne meşale. Şey, fener. Bunu alalım. Burada da bunun üstüne bir fener atayım. Buraya bunu da koyarsam. Açılıyor mu? Açılıyor lan. Kalsın o da orada, tamam. Turdan düştük. Buraya da meşale var aslında. Meşale de kır buradaki. Buraya da fener yapayım. Komple fener olsun. Meşale şöyle yapalım. Meşaleler şöyle girişte olsun. Gel sonra buraya. Asalım. Maden ocağımız böyle arkadaşlar. Buraya kapak ayarlayacağım. Videonun dur hatta ayarlayamıyorum. Burayı da böyle kapakta ayarladık. Mis gibi oldu. Maden ocağımız. Bunları da buradan alayım. Tamam bunu da getirelim. Buradaki eksiği tamamlasın. Hatta akşam videoyu bitirelim ya. Evet arkadaşlar maden ocağımızı bitirdik. Maden ocağı beğendiyseniz yorumlarda belirtin. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz de like atın. Kanala da abone olarak bana destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.